Merhaba değerli seyirciler, 18 dakikayla birlikteyiz. Ankara'dan yeni geldim ve deyim uygunsa ayağımın tozuyla stüdyoya girdim. Koşa koşa. Evet, koşa geldi, koşa, ben tanırım. Ucu ucuna. Koşa koşa geldi, onun için ama şey, bir 15 saniye falanla yani idare etti reji. Reji, evet. 15 saniye hiçbir şey değil. 15 saniye gecikme, tam zamanında denilebilir. Tam zamanında demektir. On time. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Güzel bir üzüm şeyine filan da katıldınız. CHP'nin yürüyüşü, kurultayı, mitingi. Doğrusu izledim ben. Onlar Alaşehir'de yaptılar. Ben Alaşehir'de değildim, Ankara'daydım. İşte Ankara'da hem dostlarımızla görüştük, bazı dostlarımızla, hem de yani Tele1'in bir gelecek planlaması içinde katkısını alabileceğimiz dostlarımızla görüştük. Sağ olsunlar, o dostlarımızdan birinin sayesinde buraya tam zamanında ulaşmış oldum. Hocam, yani sizi helikopterle falan yolladı galiba. Yani yakında helikopter almasını umuyorum. Evet, bu arkadaşımızın herhalde alır diye düşünüyorum. Bize helikopter olmasa bile bir sözü var bakalım. Onu tutacağından da eminim ayrıca. Hocam gündem yoğun. Çok. Siz şey yok. Daha evet tabii. Yakından takip ettiniz. Ben seyahat halindeydim ama yine de gündemi sabah erken saatlerden itibaren izlemeye çalıştım. Ben bir şeye değineceğim. Şimdi Tayyip Erdoğan Orta Doğu ile ilgili bir dizi gelişmeden hareketle bugün yandaş medyanın tümünün manşetinde var. Yeni Lawrence'lere izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz demiş. Şimdi seyircilerimize hatırlatmak lazım. Arabistanlı Lawrence diye bilinen bir İngiliz casustur ve Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin adına, İngiliz ordusunda bir yüzbaşı, daha sonra binbaşı ve albaylığa kadar yükseliyor. Asıl işi Arap aşiretlerini ve kabilelerini etkilemek, satın almak ve Osmanlı'ya karşı ayaklandırmak olarak belirlenmiş ve bunu da başarıyla yerine getiriyor aslında. Fakat şunu söylemek mümkün ki, eğer ayaklanmaya ve ihanete hazır Arap aşiretleri ve liderler olmasaydı, şeyhleri olmasaydı, Mekke Şerifi Hüseyin olmasaydı eğer, Arabistanlı Lawrence bir tane değil bin tane olsa o Arap aşiretlerini halifenin devletine karşı, İslam halifesine karşı ayaklandırmazdı. Şimdi burada iki tane şey var, özellik var. Bir, o Müslüman Araplar İslam halifesine karşı ayaklandılar. Üstelik de cihad-ı kebir, yani o büyük cihad ilan eden İslam halifesine karşı ayaklandılar. Kiminle birlikte oldular? İngiliz sömürgecileriyle birlikte oldular. Yani onların deyimiyle, özellikle siyasal İslamcıların deyimiyle Hristiyan ordularına karşı mücadele eden, asıl amacı Osmanlı topraklarını parçalamak ve paylaşmak olan Birinci Dünya Savaşı'ndaki İngiliz emperyalistlerinin, sömürgecilerinin yanında, yani Hristiyan ordularının yanında İslam halifesinin ordusu olan, en azından formel olarak böyle ifade edilen Osmanlı ordusuna karşı savaştılar. O yüzden benim Sayın Erdoğan'a buradan bir çağrım var. Bırakın Lawrence'leri, Lawrence'ler artık çıkmaz. İşler bu kadar basit değil ama içimizde yüzlerce Şerif Hüseyin var. Sömürgecilerle, Hristiyanlarla ki onların madem ideolojisini siz böyle nitelendiriyorsunuz, benim Hristiyanlığa karşı olan hiçbir yanım yok. Ne dini, ne etnik, hiçbir ayrımdan yana değiliz biz. Bütün dinler, bu arada Hristiyanlık da en az Müslümanlık kadar saygındır. Bütün milliyetler ve etnik kimlikler en az Türk kimliği kadar saygındır. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama içimizde bizim binlerce Şerif Hüseyin var. Şerif Hüseyin, Anadolu çocuklarını Arap çöllerinde boğazlayanların lideridir. Siz, yani bugün dünyadaki siyasal İslamcılar, Türkiye'deki İslamcı parti ve hareket, siz Şerif Hüseyinlerin soyundan geliyorsunuz. Onların temsil ettiği anlayışta. Suudi Arabistan Devleti'ni kuranlar onlar hocam. Yani Şerif Hüseyin'i de devirdiler, o da yetmedi. Suud ailesi geldi ve Arabistan'ın üzerine çöreklenmiş durumda. Kocaman o Arabistan yarımadasına Suud adını veren bir aile. Tıpkı ne? Osmanlı ailesi gibi. Babadan oğula geçiyor. Bir de hocam son dönemde 4 prens kayboldu. Ne olduğu belli değil. Velihat belirleyecekler ya, birbirini boğazlıyorlar. Bakın, ünlü bir Arabistanlı istihbarat şefi var.
Abdülaziz Bin Bender. Abdülaziz Bin Bender daha sonra yani bir taht kavgası çıkmasın diye prensleri teker teker yok ediyor. Bir tanesi bir Avrupa kentinden hocam havalandı. Uçakta Arabistan, Riyad havalandı indiği zaman şey yoktu, prens yoktu. Artık Akdeniz'e mi attı, bir Arap çölüne mi gömdüler ama yoktu. Cenaze töreni bile yapılmadı. Ya kralın zaten 38 tane karısı var, resmi karısı var. Gayri resmi hareminde ne kadar kadın var onu da bilmiyoruz. Böyle orta çağ artığı bir ülkenin peşine taktılar modern cumhuriyeti. Bir imparatorluk bakiyesi olan Osmanlı'nın merkezini bu Osmanlıcılar kıytırık hurma cumhuriyetlerinin arkasına taktılar ya da hurma devletlerinin arkasına taktılar. Siz Arabistanlı Lorenz'leri bir kenara bırakın. İçimizdeki Şerif Hüseyin'lere bakın. Biz kimin soyundayız hocam? Biz Mekke'yi İstanbul teslim olduğu halde, halife teslim olduğu halde Mekke'yi 3 ay boyunca ki İstanbul'dan 3 ay sonra teslim alıyorlar. Nurettin Paşa'nın, onun askerlerinin, onun savaşçı askerlerinin soyundan geliyoruz biz. Türkiye'nin yurtseverleri, Türkiye'nin Jacobenleri, Türkiye'nin Jön Türkleri, Türkiye'nin devrimcileri, solcuları onların soyundan, yurtseverleri onların soyundan gelir. Solcu ya da sağcı yurtseverleri onların soyundan gelir. Siz ise Şerif Hüseyinlerin soyundan evet. geliyorsunuz, Şerif Hüseyinler'i engelleyin. Şimdi... Hocam benim bugün çok önemli gördüğüm mesele bu. Evet. Yani bir retorik üzerinden sahte bir gündem yaratıp bir tavır belirlemeye çalışıyorlar. Evet. Madem, kimmiş ya? Evet. Kim? Madem oradan girdiniz, ben aslında... daha bu Irak meselesini, Suriye meselesini konuşacağız. Onun için bu Lawrence meselesini daha gelecek haftada konuşuruz diye bu son Teok'taki skandalı konuşmak Buyurun. İstiyordum. Konuşuruz. Hayır. Şimdi ama siz Lawrence'dan girdiniz. Lawrence'ın çok önemli sözleri var. Anılarını yazdı çünkü bu. Tabii yani bu yazdı. Anılarını yazdı. Anılarında birçok şey söylüyor ama söylediği en önemli şey şu. Bütün o kurulan diyor devletler, Arap devletlerinin hepsi bir tek İngiliz askerinin canına değmezdi diyor. Aynen öyle. Yani hani milliyetçilik filan söz konusu değerli izleyiciler. Cetvelle hani, sınır çizdiler hocam. Biz hani milliyetçiyiz değiliz. Yani burada defaatle bunu konuştuk. Türk milliyetçisiysen faşistsin, Kürt milliyetçisiysen ilericisin, demokratsın, solcusun gibi abuk sabuk ya. Ermeni milliyetçisiysen solcusun, demokratsın, Türk milliyetçisiysen faşistsin. Hayır, milliyetçiliğin milliyeti olmaz. Bir katkı yapmama izin verir misiniz hocam? Arap milliyetçisiyseniz de Müslüman sayılıyorsunuz. Ha evet, evet. Ayrıca, Arap milliyetçisi değilseniz Müslüman saymıyorlar sizi. Ayrıca, evet, evet. Bir de o var, ümmetçi olmak yani... evet, Müslüman olmak için de Arap milliyetçisi sayılacaksınız. Tabii Arap milliyetçiliği içinde bir türlü milli kimlikler gelişmiyor. Yani Iraklılık, Suriyelilik vesairelik zor. Zor gelişiyor çünkü hala aileler orada var. İşte Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da filan. Şimdi bağlayalım lafı. Türk milliyetçiliği de, Kürt milliyetçiliği de, Ermeni milliyetçiliği de, Arap milliyetçiliği de hepsi saygın kimliklerdir. Hepsi, her milliyetçilik kendi kimliğine istediği saygıyı öbür kimliklere de göstermek zorundadır. Bir, benim tercihimi söylüyorum Emre Kongar olarak, Türk milliyetçiliği komşuları kadar milliyetçi olsun yeter. Yani Yunan milliyetçiliği neyse ne kadarsa, Ermeni milliyetçiliği neyse ne kadarsa, Arap milliyetçiliği neyse ne kadarsa, hatta büyük müttefikimiz Amerikan milliyetçiliği neyse ne kadarsa Türk milliyetçiliği de o kadar olsun yeter. Daha fazla değil. Daha fazlası faşizme doğru kayabilir. Bunlar kadar olsun yeter. O demokratik milliyetçiliktir dedikten sonra Lawrence'lar aramızda. Evet, Lawrence'ları iktidar kendi arasında arasın. Kim getirdi Kuzey Irak veya Irak Kürt devletini veya Kuzey Kürt devletini veya Kuzey Irak Kürt bölgesini kim getirdi bu noktaya? Barzani'ye kim petrol vanalarını döşedi, borularını döşedi? Vanalara şimdi blöf yapıyorlarmış, vanayı kapatırım bilmem neyi. Hemen cevaplar geldi. O siz ortaksınız diyor. Hemen ilişkiler. Kim ilişkiler? Hem damat hem enerji bakanı. Kim getirdi Kuzey Irak'ı bu noktaya?
Kimin Kuzey Irak'ta inşaat ve petrol yatırımları var? Hangi şirketlerin ortakları var? Bugün yine bir tost yemeye o Levent'e gittim. Tostçu bana sayıyor. Hocam diyor bak şu kadar şirketi var Kuzey Irak'ın. Burada bunlar diye aileyi sayıyor ortakları. Yani tostçu bunu sayıyor. Halk bunun farkında. Dolayısıyla Lawrence'lara bakacaksanız Arabistan'a kadar gitmenize gerek yok. Sizin kendi içinizdeki Lawrence'lara bakın yeter. Bu bir. İki, tabii ki orada aynen aile, din tarım imparatorluğunun aile geleneği sürüyor. Bu kadar çağ dışı. Daha kadınlara otomobil kullanma hakkı verilmiş. Suudi Arabistan'da bir de buna karşı çıkıp otomobilini taşlayanlar, kadını taşlayanlar var. Sen bunu nasıl yaparsın diye. Neden? Orada Suud ailesi. Kuveyt'e bakıyorsun Sabah ailesi falan. Bunlar çağ dışı, çağ gerisi şeyler. Bunlarla Arap milliyetçiliği adına Türkiye'deki siyaseti bütünleştirmek, Katar'la, Kuveyt'le, Katar da aynı şey. Katar sermayesi de özellikle öyle. Katar sermayesi biliyorsunuz çok özel bir sermaye zaten. Yani orada çok para var. Katar'da çok nakit de var. Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt emirlikleriyle işbirliği Türkiye'deki İslam'ın ön koşulu olarak sunulursa Lawrence'ları orada aramak lazım. Şimdi gelelim esas TEOK meselesine. Bugün Başbakan tüyler ürperten bir açıklama yaptı. 8. sınıftan sonra liselere geçerken yapılacak bir sınavda açık uçlu soru sorulacakmış. Değerli izleyiciler, dehşet bir şey bu. Yüz binlerce, milyonlarca öğrenci açık uçlu sorulara cevap verecek. Birileri gözlüğünü takacak veya gözlüksüz geçse o soruları, açık uçlu sorulara verilen açık uçlu cevapları okuyacak, değerlendirecek ve onlara göre bu çocukları yönlendirecek. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ben 40 yıllık o hocaların hocasıyım. Kendi sınıfımda yıllarca test usulü, açık uçlu soru sorarak, kapalı soru sorarak, kompozisyon soru sorarak yıllarca hocalık ve sınav yaptım. Yok öyle açık uçlu soruyla objektif değerlendirme milyonlarca kişinin yapılamaz. Mümkün değil. Açık uçlu soru belki hazırlanabilir. Belki hazırlanabilir o da. Belki açık uçlu soruların seçenekleri de belli biçimlerde işte sözcük algoritmalarıyla filan yapılabilir ama hata payı çok yüksek olur. Sonunda birisinin onu okuması lazım. Ne olacak? İşte hamili kart yakinimdir. Şimdi Twitter'da şey diyor, şifre ampul yazan en iyi okula girer diyor. Bu arada yangından mal kaçırır gibi bir de bir takım üniversitelerin araştırma üniversitesi olacağı, Boğaziçi, İstanbul gibi ve bunlar az sayıda çocuk alınacağı, öğrenci alınacağı ilan ediliyor. Aynen proje okulları altında tahrip ettikleri değerli resmi liseler gibi, Kabataş Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi gibi değerli böyle bir takım önemli başarılı liseler var. Proje okulu dediler. Başlarına birer imam hatip mezunu müdür yolladılar. Mahvediyorlar oraları, eziyorlar, hocaları darmadağın ediyorlar. Türkiye'nin aynı kolejleri şeyi, kalmadı hocam. Evet, aynı şeyi üniversitelere de yapacaklar. Değerli izleyiciler, çocuklarımızın gelecekleri çalınıyor. Çocuklarımızın istikballeri çalınıyor. Sahip çıkınız çocuklarınıza. Hocam, esas olarak şunu belirtmek lazım. Seçkinleri olmayan hiçbir ulus ayakta kalamaz. Hiçbir ulus ayakta kalamaz. Hiçbir toplum ayakta kalamaz. Tuhaf bir seçkincilik düşmanlığı, yani seçkin düşmanlığı var. Burada seçkincilikle seçkin olmayı birbirine karıştıran bir anlayış var. Şimdi bu cehaletin isyanıyla, bir saldırısıyla, cehaletin işgaliyle karşı karşıyayız. Onlar şimdi eğer bu ülkede Galatasaray Lisesi olmasaydı, Mülkiye olmasaydı, Tıbbi olmasaydı, Harbi olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran aydın kuşağını bu okullar yetiştirdi. Yani bunlar Galatasaray Sultanesi'nden yetiştiler, İstanbul Erkek Lisesi'nden yetiştiler. Bakın İstanbul Erkek Lisesi'nin renkleri nedir hocam? Sarı ve siyahtır. Sarı renk bir dönem bütün okulların ortak rengiydi. Çünkü o kirece saman karıştırılır ve oradan bir sıva elde edilirdi, bir badana boyası elde edilirdi. O da genellikle sarı renkti.
Onun siyah olmasının sebebi şu, İstanbul Erkek Lisesi'nin son sınıf öğrencilerinin tamamı gönüllü olarak Çanakkale'de savaşmaya gidiyorlar ve hiçbiri dönmüyor, tümü şehit oluyor. Bunun üzerine o siyah çekilen yaz bandıdır. Ve bu İstanbul Spor'un renkleriydi. Sarı siyah İstanbul Spor'un renkleriydi. Galatasaray Sultanisi, son sınıf ve üçüncü sınıf öğrenciler, yani son sınıftan bir sınıf öğrenci, hazırlığı saymazsak, evet üçüncü sayarsak üçüncü sınıf öğrencileri gönüllü olarak gidiyorlar. Bunlardan %90'ı dönmüyor ve şehit oluyor. Galatasaray Lisesi'nin girişine bakın, Çanakkale Savaşı'nda kaybettikleri öğrencilerin isimleri vardır girişinde. Yine tıbbiye, mülkiye olmasaydı bu devlet kendi kadrolarını yetiştiremezdi. Eğer tıbbi olmasaydı bir aydın kuşağını yetiştiremezdi. Harbi olmasaydı subaylarını yetiştiremezdi. Şimdi bunlar en seçkin okulları. Kolejlere saldırdılar ve proje okulları diye buraları yok etmeye çalışıyorlar. Kolej değil, saldırdıkları kolej de değil. Saldırdıkları aslında kendi resmi okula, Kabataş Erkek tabii, Lisesi. Devlet okulları bunlar. Tabii, yani kolej değil. De değil. Yani Maarif Koleji gibi, Anadolu işte yani Anadolu Lisesi olan. Bile değil yani, evet, bir bölümü. Aynen öyle. Anadolu Liseleri diyelim. Mesela Maarif Koleji'ydi. Kadıköy Anadolu Lisesi yaptılar adını. Kabataş Lisesi gibi, evet, köklü okullar. Haydarpaşa Lisesi, Kabataş Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Sivas 4 Eylül Üniversitesi. Vefa Lisesi, Sivas 4 Eylül Lisesi, Eskişehir Atatürk Lisesi gibi, işte Samsun 19 Mayıs Lisesi gibi Türkiye'nin bütün illerine yayılmış seçkin okulları vardı ve buralardan çıkan çocuklar iyi okullara, iyi üniversitelere giderlerdi. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Siz vasatın egemenliğine sokuyorsunuz. Ki ay vasat değil. Vasat değil. Vasat altı. Onu ay vasatın değil. Tamam hocam. Ay vasat altı. Vasat altı. Vasatın bile altında. Ama şöyle bir sistem oldu. Kurmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar cehaletin övgüsü üzerine. Evet, cehalet. Şimdi vasat cehaletin değil. Cehaletin övgüsüne kötü olanın, kaba olanın, çirkin olanın egemenliğini inşa etmeye çalışıyorlar. Çünkü onlar kötü olanı, çirkin olanı, kaba olanı ve cehaleti temsil ediyorlar. Ve bu ülkenin seçkin diye saldırdıkları insanların hayatlarına bakın ya. Yani bazıları belki de ayın sonunu zor getiriyor. Ücretli bunların büyük bir bölümü. Bir devlet kurumunda ya da bir bankada, bir kamu kuruluşunda ya da bir şirkette çalışmışlar. Bir üretim aracı sahibi olmamışlar hayatları boyunca. Ama bunlar tüccar, yani karın onda dokuzu ticarettir diyen, rızkın pardon onda dokuzu kârdır ve ticarettir diyen bir zihniyetten gelmişler. Parayı biriktirmişler, istiflemişler. Onlar seçkin olmuyorlar. Onlar seçkin olmuyorlar. Pahalı pahalı jiplere binip şimdi servetin el değiştirdiği o kadar açık ki. Bakın şimdi Çamlıca'ya çıkın, Osmanlı konakları, işte tuğralı şeyleri olan, amblemleri olan bir takım siteler. Emniyet sitesi, emniyet evleri filan gibi yerlerde yaşayacaksınız. Onlar seçkin olmayacak. Sayın Yanardağ, seçkin yetiştiriyor diye hücum ettikleri bu eğitim sistemi çoban sülüğü Sparta'dan alıp başbakan, cumhurbaşkanı yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kasımpaşalı Recep Tayyip Erdoğan'ı aldı Kasımpaşa'dan başbakan ve cumhurbaşkanı yaptı. Bu sistem, bu seçkinci dedikleri sistem yaptı bunu. Sevgili Merdan Yanardağ. Aynen öyle hocam. Turgut Özal'ı Malatya'dan aldı. Türkiye'nin başbakanı ve cumhurbaşkanı, evet, yaptı. Eğer o eşitlikçi ve adil eğitim sistemi olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Hepsi olmayacak. Makamlarını, hepsi koltuklarını, hepsi cumhuriyete borçlular. O saldırdıkları cumhuriyetin eğitim sistemine, o saldırdıkları cumhuriyetin demokratik siyasal cumhuriyetine borçlular. Atatürk'e borçlular, Türkiye Cumhuriyeti'ne borçlular. Kendi bindikleri dalı kesiyorlar. İşte bu kadar. Yarın, evet, süremiz doldu. Evet. Ama hocam biz cehaletin egemenliğine izin vermeyeceğiz. Hayır, bu toplum izin vermeyecek. Tabii. Bu toplumun 200 yıllık aydınlanma birikimi, cumhuriyetçi birikimi, modernleşmeci birikimi, devrimci birikimi buna izin vermeyecek, evet, diyelim. Sevgili seyirciler, pazartesi günü yine bu stüdyoda sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, iyi yetiştirdim.